Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hastalığım hala devam ediyor. Bu hastalık beni nereden geldi buldu? Vallahi üzülüyorum ya. Böyle pişmiş kelle gibi sırıttığıma bakmayın. İnanın bana 4-5-6 gün falan oldu bugün. Çok fena vurdu be. Yani öyle böyle tokatlamadı beni hastalık var ya. Ben uzun zamandır hasta olmuyorum. Uzun yıllardır diyebilirim ya bu şekilde. Ama yani konuşurken zorlanıyorum. Nefes alırken zorlanıyorum. Fena. Fena bir öksürük. Yani tez zamanda Rabbimden acil şifalar diliyorum. Şafi ismiyle bütün hastalara da şifa diliyorum. Şu anda beni izleyen hasta arkadaşlarımız varsa da size de acil şifalar olsun. Arkadaşlar bugün iftara doğru hazırlık videosuyla karşınıza geçtim. Öğle saatleri şu anda yemek olayım var. Mutfağa gidelim beraber. Böyle bir şeyler hazırlayacağız. Bütün gün iftara kadar beraberiz. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Bir like atar mısınız videoma lütfen? Abone olmayanlar da abone olursa bence çok tatlı olur. Hadi gidelim. Esin Hanım puzzle'ı burada hala bekliyor. Babası onu çerçevelettirecek. Vakit bulabilirse adam bir türlü bulamıyor. Dükkanda hazırlık işleri falan çok yoğun. Nuray bendeydi. Onu yolcu ettim az önce. O gitti İstanbul'a döndü. İlk sahur videosunda beraberdik biliyorsunuz. Birkaç gün sonra yeniden gelecek. Etimiz var. Hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın yani biliyorsunuz çok uzun zamandır saç dökülme sorunlarıyla mücadele ediyorum. Esile ve kendim için özellikle. Bu yağı yeni keşfettim. Linkini bırakırım video açıklamasını. İsterseniz alırsınız. Ben artık böyle kendim yapmıyorum. Bu 12 yağın karışımı güvenilir bir yerden aldım. Yani gerçekten tamamen doğal bir içerik. Yılan yağı falan var içinde. Bununla haftada 2 defa saçıma maske yapıyorum. 3 gün arayla. 1 saat, 1,5 saat bekletiyorum. Ve sonra normal şampuanla yıkıyorum. Çok iyi geldiği söyleniyor. Bakalım nasıl etkileri olacak. Birinci haftamdayım daha. Ama ben bu yağı sevdim. Siz de başlayıp denemek isterseniz alabilirsiniz. Ve bu yağı mesela bir yemek kaşığı bu yağdan koyuyorum. Yine 2 tane Bepantol Evigen ampul kırıyorum. Ve doğum kontrol hapı içine 5 tane doğum kontrol hapını böyle bıçakla bir tahtanın üstünde eziyorum. Toz kıvamlı ya da havanda döverek de yapabilirsiniz bu işlemi. Bir de bundan katıyorum. Çünkü doğum kontrol hapının tüyleri fazlalaştırma şeyi oluyor ya. Ne derler ona? Tüyleri fazlalaştırma etkisi. O yüzden de etkili olduğunu doktor söyledi bunu bana. Yani hani. Bunu da maskenin içine katarsan çok daha çabuk saçların, yeni saçların çıkar dedi. Ve bu şampuana geçiş yaptık. Uzunca bir süre bundan kullanmayı düşünüyorum. Bunun da dökülmeyi bayağı durdurduğu, azalttığı söylendi. Yani kullanan yakın çevremdeki insanlar bunu kullanacağım. Yani Esra da bunu kullanıyor şu anda. Hatta bir tane banyoda var. Hatta size göstereyim. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bir yenilik daha var. Artık duşakabinin camlarını silmiyoruz. Cihan onlara film çekti çok şükür. Ama çok zor oldu. Yani böyle suda su lekeleri görünüyor. Az önce orayı temizledim çünkü. Ama sonrasında onlar tamamen gidiyor. Yani hani su lekesi falan da böyle biraz tabii şeyler oldu çekerken. Hani tam böyle pürüzsüz çekemedi ama boş ver olsun. Adam 3 saat uğraştı bu filmi çekmek için biliyor musunuz? Hiç kolay olmadı. Şunu aldım Esile'ye. Bu şu banyonun köşesine. Buraya Esile'nin köşesi yaptım. Alt taraf yine bizim. Çok fakir kaldı alt taraf be. Olsun. Esile'nin kullandığı şeyler gözünün önünde olsun senin. Burada karma karışık duruyordu çünkü. Burayı böyle Esile köşesi yaptım. Bu banyo rafı yapışkanlı. Duvara yapışıyor. Arkadan 2 tane askısı var. Pardon. Bunu da Trendyol'dan aldım. Evide falan baktım. 400-500 TL'ydi civarındaydı fiyatları. Özür dilerim. Konuşamıyorum. Çok sağlam bir ürün. Siz de banyonuzda böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız bundan alabilirsiniz. Bunun da linkini bırakırım. 180-190 civarıydı fiyatı. Siyahı da var. Sağlam yani. Ben memnun kaldım. Hadi mutfağa gidelim. Thank you.
Ciğerlerim parçalanıyor oraya. Arkadaşlar et yıkanır mı yıkanmaz mı? Arkadaş yıkanır be. Ben yıkıyorum. Anladın mı? Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bu bir tartışma konusu. Yıkayanlar var, yıkamayanlar var. Ben ne yapıyorum? Ben yıkıyorum ya. Şöylece bir sudan geçiriyorum yani. Yapacak bir şey yok. Ben rahat etmiyorum arkadaş ya. Ne bileyim ben yani. Ben yıkıyorum. Yıkayıp yıkamamak size kalmış bir şey. Et sote yapıyoruz. Mantarlı et sote var menümüzde. Pilav yapacağız. Çorbamız vardı. İşte böyle. Yeter işte bu kadar. Yani yıkamak dediğim de bu. Tutup da böyle çamaşır gibi yıkamıyorum tabii ki de. Bir bakalım. İri parçalar varsa onları bir elden geçiririm diye düşünüyorum yani. Ama güzel doğranmış. Bazen böyle löp löp koca koca parçalar atıyorlar ya içine. O benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama bu iyi doğranmış. Ya bizim kasabamız 10 numara zaten be. Gerçekten çok başarılılar işlerinde. Yani ben seviyorum abi. Emek verene, işini hakkıyla yapana var ya, helal olsun, böyle gani gani paralar kazansın. Anladın mı? Adamlar yapıyor bu işi. Tranç eti alıyorum bu arada. Böyle sote yapacağım zaman hem çabuk pişiyor hem de yumuşacık oluyor. Yani inek tranç, dana tranç. İnek yalnız bakar mısın? Kırmızı et aldığım bölgenin adı da tranç. Bir ara şey vardı, sokum. Sokum tarafında. Ay çok tuhafıma gidiyordu bunu söylemek. Yani adı öyleymiş etin, sokum tarafı. Bilmiyorum. Hadi ne saçmalıyor, ben yemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi eti koyuyorum, tamam mı? Hiç kapatmıyorum üstünü. Köpük köpük taşmaması için ocağa, püf noktası. Et bir böyle bir kaynayacak, böyle suyunu salacak. Tamam mı? 5 dakika. Böyle bir taşım kaynayacak 5 dakika. Hiç kapatmayacaksınız. Ondan sonra kapatın. Asla taşmaz. Şimdi et pişsin. Ondan sonra mantarı bekliyorum. Ceren mantarı getirecek. Devam edeceğiz. Bakın. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Kaynayacak. Ondan sonra kapağını kapattığınız zaman asla taşmayacak. Bu şimdi böyle bir saat pişsin. Ondan sonra onu mantarla buluşturacağız. Arkadaşlar şimdi böyle limonu, ne limonu ya, ne saçmalıyorum ben. Mantarları limonlu suda beklettim kararmaması için. Ay dişlerim nasıl kaşınıyor var ya, böyle dişlerimi yerinden kerpetenle sökmek istiyorum. Diş etlerim, dişlerim acayip hastalıktan. Şimdi bunları süzüyorum. Limonlu su. Ve tekrardan bunun içine doğrayacağım. Bakın ne yaptım. Kırdım. Cihan bana çok kızacak. Tripodu kırdım, görüyor musunuz? Şuradan şuraya dokunmam gerekiyordu. Aşağı eğilttiğimde tak kırıldı böyle. Haydi, telefonu koyacak yerde kalmadı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Cihan bana çok kızacak. Oldu ne yapayım? Olmuş da ölmüşe çare yok derler. Neden böyle yapıyorum ki? Ben bunu pekala da böyle tahtasız da doğrayabiliyorum yani. Ne alaka, değil mi? Koca tasım da kusura bakmayın. Vallahi tripodu kırdık, artık idare edeceksiniz. Böyle bu şekilde doğrayacağım işte bunları. Yoksa tepeden çekecektim. Bir tane soğanı ay şeklinde doğradım. Soteleyeceğim. Yani soğanı önce biraz kavuracağım. Ondan sonra mantarı da doğradım, hazır. Etimiz de pişmek üzere. Yani tam pişmeyecek. Bir saat pişecek, yarım saatte mantarla beraber pişecek.
Şimdi bu böyle bir biraz sönsün, bir 10 dakika falan bir sotelensin, ondan sonra etle buluşturacağız. Bu arada hemen pirinç ıslatalım biz de. İki fincan yeter. Biraz tuz, biraz soğuk su. Direkt sıcak suyu döküp pirinçleri haşlamıyorum. Ilık suda dökmem lazım. Biraz sıcak su. Ooo, elim yandı. Çok sıcak olmaması gerekiyor, yoksa pirinçlerimiz kırılır. Tamamdır. Bu da burada beklesin. Şimdi bir saattir pişen etimizi alıyorum ve mantarla birleştiriyorum. Acı çok fena. Kırdık kırdık. Tripodu kırdık. Şimdi ikisini şöylece bir harmanlıyorum. Tuzunu atacağım. Bunlar bir yarım saat birlikte pişecekler kısık ateşte. Sonra baharatlarını koyacağım ve kapatacağım. Lokum gibi olacak. Tuz. Kapatıyorum ve buraya alıyorum. Tamammış. Arkadaşlar, biraz bağırarak konuşacağım ya da dur kettle'ı durdurayım, sonra tekrar çalıştırırım. Bağırarak konuşacağım diyorum, sanki sesim çıkıyormuş gibi. Et sote pişti, onu göstereceğim. Biraz uzandım şöyle bir saat kadar. Çünkü gerçekten halsiz düştüm ve öksürük zaten ekstra halsizleştiriyor beni. Şimdi hemen pilavı yapmaya başlıyorum. Pilavı yapacağım, onu saracağım. Ondan sonra da Esin'in binicilik dersi var bugün. Oraya gideceğiz Esin'i alıp okuldan. Öyle yani. O yüzden pilavı şimdi yapıp hemen aradan çıkarmam lazım. Telefonu nereye astığımı görseniz var ya, benle gurur duyarsınız gerçekten. Küçük bir tripod buldum, öyle yapışkanlı. Şu an gösteremiyorum, oraya koydum. Ay, o düşerse var ya, Allah'ım sen koru lütfen telefonumu. Telefon kalmaz, söyleyeyim. Bir gözüm üstünde de olacak yani bir yandan da. Ne yapayım size, düzgün görüntü verebilmek için arkadaş. Yani hani... Biraz tavuk suyum vardı. Ama buna güvenemiyorum ya. Koku da alamıyorum ya. Yok ya, koymayayım. Hiç güvenemiyorum valla. Boşver. Birkaç gün oldu çünkü. Dolapta duruyordu gerçi ama bir şey olur mu olur, pilavın tadını bozar, sonra çok üzülürüm. 2 bardak pirince 3 bardak su koyuyorum. Hatta 2,5 yapmışım. Yani azıcık da fazla olsun. Ondan sonra pirinçlerin beyaz olması için birkaç damla limon ve bir tane bulyon kullanacağım, tavuk suyu kullanmayacağım için. Onu da hemen şu suyun içinde eriteceğim. Allah'a, bir taraftan da gözüm telefonda. Ama düşecek gibi durmuyor ya. Yok yok, bayağı da kullandı oraya. Şimdi bir 5 dakika bunu böylece bir kavuralım.
pirinçlerimi kavurdum ve suyla karıştırıyorum. İlk 1 dakika yüksek ateşte, sonra 10 dakika kısık ateşte pişmeye bırakalım. Soteyi de göstereyim size aklımdayken. Sotemiz bu şekilde oldu. Şimdi pilavım da pişsin. Orada da ben hazırlanayım. Bir de Esra'nın atı için havuç hazırlayayım bir tane. Antrenmandan sonra, yani dersten sonra. Havuca bakar mısın? Bunda nasıl bir havuç lan? Oha, iki karış. Antrenmandan sonra bizim Denzel havuç yemeyi çok seviyor. Ödül olarak yani. Öyle. Denzel'ın ödül maması havuç. Ay Allah'ım, sen bana yardım et. Küçük küçük yapıyorum ki rahatça yiyebilsin diye. Böyle bölüp hazırlıyoruz Denzel için. Esin'in atı için yani. Evet. Okey, bu da hazır. Tamam. Hazırlandım ve çıktım evden. Çıkabildim yani. Biraz koşturmalı oldu. Esen çizmeleri, yedek kıyafetleri, eldiveni falan filan derken topladım ve şimdi Esra'yı okuldan alıp oradan da gidiyoruz. Arkadaşlar, ay öksürmekten konuşamıyorum vallahi. Şimdi biz şeye geldik, kulübe geldik. Esra dersini alıyor, birincilik dersini. Biraz göstereyim size Esra'yı. Buranın da ışığı pek hoşmuş canım. Çok beğendim kendimi öyle. Arkadaşlar, şimdi Esra'nın dersi bitti. Eve doğru yol aldık. Esra'yı diyor buradan. Esra burada. Esra evet. Esra'nın kulübü Silivri tarafında, yeni kulübü. O yüzden gidişimiz bir yarım saati buluyor. Ama olsun. Çok ama güzel, çok bir güzel dersti. Çok keyifliydi. Ben çok seviyorum ya. Oraya gitmeyi, orada vakit geçirmeyi, atmayı, her şeyi çok seviyorum. Evet. Esra çok güzel, çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yakında yarışlarda görürsünüz artık Esileciğim'i. Sıkı bir şekilde tabii ki de hazırlığa devam ediyor. Güzel şeyler olacak Esile için Allah'ın izniyle. Şimdi evimize geçiyoruz. Arkadaşlar, şimdi eve geldik. Çok hızlı bir şekilde hemen mutfağa daldım. Ondan sonra hemen hazırlık yapmam lazım. Çünkü son 15 dakika hemen hızlı bir salata yapacağım. Yemeklerim hazırdı zaten. Sadece ısıtıyorum. Bir yandan da çorbayı karıştırmak zorundayım. Hemen çorbamız ısınacak. Et sotemiz var. Neredesin? Bak, sulu köfte yapmıştım. Yani Nuray'la birlikte yapmıştık. Çok güzel bir çorba. Biz şifa deposu. Sotemiz burada. Pilavımız. Yatak odasında yatırdım onu. Hemen bunlar ısınacak zaten şimdi. Ondan sonra tamamdır. Oturacağız sonra da. Haydi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar, koştur koştur sonunda masaya oturabildik ve bildekiler için yemek vakti. İftar vakti, yemek vakti. Afiyet olsun. Aynen. Hemen başlıyorum yani ben de. Şöyle telefonumu şimdi karşıya yerleştireceğim.
Yani Cihan bana bir destek olacak. Nereye? Aa bir dakika. Esra şurada hemen telefonda. Ben kendime küçük bir tane tripod bulmuştum. Ne? Çorba ne? Soğudu. Ne yapayım, otur ne geziyorsun? Ne mi geziyorsun? Bakın büyük tripod kırıldıktan sonra küçük tripod bununla idare edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ışık için kusura bakmayın, büyük ışık ayarlayamadım. Ali abi kendinden geçiyor şu anda. Bir tane el var. Cihan'ın eli. Şöyle bir bakar mısın? Ezilam da burada. Ve ben de buradayım. Öyle yani, şimdi bu kadar çekebiliyorum. Tripod yok. Şimdi hiç tripodla da uğraşamayacağım. Limonata var burada, hala var mı? He var. Ben limonata açayım. Var. Rahatlık. Çok şükür. Oturabildik masaya. Açlıkla elim ayağım titriyor. Vay baba. Çok mu açlıklarım? Onlar nasıl? Hı. Açlıktan da üşüdüm. Ay yok sana be. Ay Cihan da görün canım. Cihan'ı artık göremiyorsunuz pek videolarda. Artık öyle. Artık. Artık Cihan'ın dükkanı var. Artık. O da takılacak. Valla kapatıyorum. Daha nasıl yediğimi mi göstereceğim yani? Hani anladınız mı? Video bitti. Hazırlık da bitti. Yemek vakti de geldi. Başka size gösterebileceğim bir şey yok. Oturacağım sonra çay içeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Öptüm sizi kocaman. Like atıp abone olursanız bence çok tatlı olur. Ben çok mutlu olurum buna. Görüşürüz. Bye bye.